Merhaba. Pazar sohbetimize hoş geldiniz. Serdar merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Evet, 100. yılımız hayırlı olsun, geçmiş 100. yılımız. Benim aklıma hep bu 100. yıl deyince işte 81 Atatürk 100 yaşında geliyor. Atatürkçü olan olmayan herkesin tabelalar, afişler yaptırdığı, sonra yarısının 101 yaşında diye devam ettiği, sonra onun da yarısının 102 yaşında diye devam ettiği bir şey var. Kenan Evren Atatürkçülüğünü böylece kanıtlamıştı bizi. Bunu daha önce söyledim ama esas dünkü canlı yayında bir fıkra anlatacaktım. Onu unuttum. Bari bugün anlatayım onu. Kenan Evren fıkralarını bilirsin. Bayağı bir fıkra hakkında fıkra olan Cevdet Sunay'dan sonraki belki de ilk başbakan, cumhurbaşkanıdır. Yok, amirallen de ilgili, Koru Türk'ten de ilgili çok fıkra vardı. Yıldırım Akbulut fıkraları da çok. Cumhurbaşkanı olarak diyorum. Yıldırım Akbulut başbakan olarak Tansu Çiller'le beraber o konuda yarıştılar. Ayrı mesele. Şimdi 12 Eylül olmuş, Kenan Evren berbere gitmiş. Tabii askeri berber. Yani sonuçta ne olacak? Bülent Ulusu da yanında başbakan olarak, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı. Oturmuş koltuğa, işte asker tıraş edecek. Sayın Devlet Başkanı demiş, demokrasiye ne zaman geçeceğiz? Kenan Evren geçeceğiz demiş. 2-3 makas daha, efendim demokrasiye ne zaman geçeceğiz? Geçeceğiz netekim demiş. 3-4 kesik daha arka tarafa geçince, efendim demokrasiye ne zaman geçeceğiz? Geçeceğiz deyince Bülent Ulusu sinirlenmiş, çekmiş askeri yanına, demiş ya bir kere sordun, geçeceğiz dedi. Dakika başı neye soruyorsun? Efendim demiş, demokrasi deyince saçları diken diken oluyor, çok rahat kesiyorum. Berber de işin kolayını öğrenmiş. Ha. Şimdi bu işin fıkrası. Fakat bildiğimiz başka bir şey var. Bu oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama ilk anlattığım olmuş. Kenan Evren kendisi hakkında anlatılan fıkraları kendisine anlatılmasını istiyormuş. Yani hiçbir şey gizli kalmasın, çok aleni diye. Bunu da anlatmışlar. Bunu anlatınca Kenan Evren'in tepkisi, esas fıkra bence bu. Ama gerçek mi değil mi bilmiyorum. Fıkra olarak devam ettilerse müthiş bir şey. Yahu demiş, bir de berberle ilgili bir şey anlattılar. Bak işte bu yalan demiş. Hangi asker demiş bana demokrasiye ne zaman geçeceğiz diye sorma cesaretini gösterebilir. Yani fıkrayı gerçek zannedip bu palavra diye kendisini temize çıkartmış demokrasi adına. Evet, şimdi bugün de fıkra gibi bir Cumhuriyet 100 yaşında iyi yaşıyoruz. Saat gece 12'ye kadar herkes bugün Atatürkçü. Herkes bugün Anıtkabir'e gidebilir. Herkes bugün kendi çapında resepsiyon verebilir. Herkes Kurtuluş Savaşı'nda ne kadar önemli olduğumuzu, ondan sonra Kürtlere Kurtuluş Savaşı'nda ne kadar yan yana olduğumuzu, omuz omuza Osmanlı'ya karşı, hep faşizme karşı omuz omuza diyecek değiliz ya, Osmanlı'ya karşı omuz omuza olduğumuzu bugün kanıtlayabilir. Erdoğan haricinde. Yok, Erdoğan dünkü Gazze konuşmasında Osmanlıcı olduğunu söyledi. Bugün cumhuriyetçi olmak zorunda saat 12'ye kadar. Evet, Erdoğan'ın programı aslında dün söyledikleriyle bakarsak bence endişe verici bir durumdayız. Çünkü dün Erdoğan'ın tavır aslında 100 yıl değil, 100 yıl ileriye gittiğimizi değil, 100 yıl, tam 100 yıl geri döndüğümüzü biraz bana anımsattı. Ta o ikinci meclisi mebusana kadar götürdü beni.
Hatta onun üzerine o dönemde yapılan bir takım çalışmaları okudum. Baktım ki şimdiki Erdoğan rejimiyle aslında o Osmanlı'nın son meclisi mebusanı birbirine çok benzerlikler taşıyor. O yüzden yüzyılı işte sizin de söylediğiniz gibi herkes kutluyor da yani Cumhuriyet 100 yaşında ama içinde hiçbir şey bırakmadılar, kalmadı. Her şeyden önce Cumhuriyet'in temel niteliği olması gereken demokrasi yok. Demokrasi olmadığı zaman Cumhuriyet'in pek bir anlamı kalmıyor. Evet, sabahtan beri ben de özellikle sosyal medyada çok sayıda görüyorum. Çok güzel videolar hazırlanmış, çok güzel görseller hazırlanmış. Ama maalesef bana göre de içi boş bir 100. yıl. Bunu da tartışmak gerekiyor bence. Evet, Meclis-i Mebusan'dan beraber demokrasiye geçiş esasında yüzyıldan önce başlamış gibi gözüküyor ama padişahın seçtikleri ve izin verdikleri milletvekili adayı oluyor. Sonra Cumhuriyet kuruluyor ama demokrasiye henüz hazır değil Türkiye. Atatürk'ün hazırladığı listeler milletvekili oluyor Türkiye'yi yönetmek üzere. Sonra İsmet İnönü'nün listeleri oluyor. Sonra çok partili döneme geçiliyor. Çok partili dönemde demokrasi muhteşem bir şekilde yerine oturuyor. Bir yerde Adnan Menderes'ten Celal Bayar'ın seçtikleri milletvekili oluyor. Diğer tarafta İsmet İnönü'nün işte Osman Bölükbaşı var 5 milletvekiliyle falan. Ama nedense 46 çok partili seçim pek sayılmıyor. Oradaki partilerin aldığı oylar belli değil. Ama Demokrat Parti 66 milletvekili çıkartıyor ilk seçimlerde. 395'te CHP çıkartıyor. Fakat esas saydıkları 1950 seçimlerinde biz demokrasiye geçiyoruz. Demokrasinin sonuçlarını açıklayayım sana. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti %52,67 oy alarak 502 milletvekili, pardon 415 milletvekili çıkartıyor. %52,67. Diyeceksiniz ki 415 milletvekili çıkartınca CHP'nin %10 falan alması lazım. Çünkü 69 milletvekili çıkartıyor. Yüzde kaç lan? Türkiye'nin yüzde kaç oyuyla 69 milletvekili çıkartıyor? %39,45 ile. %40 Türkiye'nin %40'ını alıyorsunuz. 69 milletvekili çıkartıyorsunuz. %52 ile 415 milletvekili çıkartıyorsunuz. Demokrasi ne güzel oturmuş değil mi? Yani hani hep diyorlar ya sonucunu söylemiyorlar ama Demokrat Parti çok partili dönemde ezdi geçti diyorlar. Ezdi dedikleri adam %40 almış. Ama bu birinci seçimde de yani 46 seçimlerinde de aynı şekilde oluyor. Oranı yazmasa da Google ya da millet bilmese de tersi oluyor orada da 395'e 66 milletvekili. Bir sonra 5 aşağı 3 aşağı 5 yukarıyla aynısı tersine oluyor. 54 seçimlerinde demokrasi iyice geliyor. 57 %57 alıyor. 502 milletvekili çıkartıyor Demokrat Parti. 502 deyince geriye ne kaldı lan diyorsun. CHP %35 ile 31 milletvekili çıkartıyor. Evet. Niye? Çünkü bir ilde bir oy fazla aldı mı bütün milletvekillerini alıyorsun. Evet. Sistem, evet, sistem Evet, nedeniyle. o ilde başka milletvekili çıkamaz partiden sistemi kuruluyor. Aslında Sonra 57 seçimleri 47 %47 alıyor 424 milletvekili çıkartıyor. Fark kapanmış %41 alıyor CHP. 178 milletvekili çıkartıyor. Cumhuriyetçi Millet Partisi Osman Bölükbaşı %7,13 alıyor. 4 milletvekili çıkartıyor. %7 ile 4 çıkartıyor.
Yani bu işte Türkeş'in, MHP'nin oluşu esasında. Bütün çok partili dönemlerinde 50'den itibaren MHP esasında Millet Partisi, sonradan Cumhuriyetçi Millet Partisi, sonradan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olarak mutlaka milletvekili çıkartıyor. İlginç bir şekilde bu şekilde. 65 seçimlerinde de aynı şekilde devam ediyor. Yani demokrasi bizde hep devam ediyor. Evet, yani aslında şunu da söylemek lazım. Sonuçta Mustafa Kemal biraz önce sözünü ettiğimiz son meclisi mebusanın seçilmiş milletvekili. Erzurum milletvekili olarak seçilip meclisi mebusanda görev yapamıyor sonuçta. Meclisi mebusan padişah tarafından feshedildiği için, ama yani Mustafa Kemal'in böyle bir milletvekilliği macerası da var. Sonra Büyük Millet Meclisi kurulduğunda zaten artık siyasete girmiş ve ondan sonra milletvekilliğini devam ettiriyor. Yani ilk başbakan da olması lazım diyebiliyorum. Ya ben bir takım kaynaklara baktım. Kısa dönem ilk başbakan. Yani doğrulayamadım ama evet, Erzurum milletvekili olduğuna dair o dönemin gazetelerinde bile çıkmış haberler var. Yani kaynaklar onu doğruluyorlar. Şimdi söylemek istediğim şu, 100 yıl geçmiş üzerinden, 100 yıldan bir gün önce İstanbul'daki o Filistin mitingi diye anlatılan mitingin aslında iyice, o konuşmanın iyice irdelenmesi gerekiyor. Pardon, tarihi söyleyeyim. 25 Nisan 1920, 3 Mayıs 1920. Atatürk ilk başbakan. Pardon. O zaman şey diye geçiyor. İcra Vekilleri Heyet Reisi diye başbakan geçiyor. 3 Mayıs 1920, 24 Ocak 1921 başbakan. Sonra Fevzi Çakmak iki dönem AKK başbakan, bir dönem oluyor. Sonra Rauf Orbay, Cumhuriyet'ten önceki başbakanlar bunlar. Evet. Sonra Fethi Okyar. İşin ilginci, bak, benim kafam hep bir yere takılıyor. Sevgili izleyiciler, bu programda karşılıklı konuşma olacak daha çok. 100. yılımızda böyle, özür dilerim. İlk dört başbakanda İsmet İnönü yok. Nasıl CHP'nin kuruluşunda İsmet İnönü yoksa, padişahlık dönemindeki ilk dört başbakanda da İsmet İnönü gene yok. Bana ilginç geliyor bu. Evet, İsmet İnönü sonradan dahil oluyor ki o zaman... Cumhuriyet'le beraber İsmet İnönü 20-30 Ekim, işte yarın Cumhurbaşkanı Atatürk Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de başbakan oluyor. 24 Kasım'ına kadar. Sonra Fethi Okyar geliyor tekrar 25'e kadar. Ama İsmet İnönü'yü o dönem Atatürk de pek istemiyor. Yani siyasete bulaşması. Hayır, daha çok asker olarak kullanıyor. Sonra zaten askerlerin siyaset ya da askerlik görevi arasında bir tercihte bulunmalarını istediği dönem var. İşte ondan sonra kimisi askerlikten ayrılıp siyasetin içine giriyor. Ama Mustafa Kemal'in İsmet İnönü'yü askerlik tarafının çok daha kuvvetli olduğunu bildiği için siyasetten uzak tutmasının nedeninin bu olduğu söylenir. Yani kaynaklarda böyle belirtilir, ama benim yine dönüp 100. yılda üstüne vurgu yapmak istediğim Erdoğan'ın dünkü konuşmasıydı. Yani hayır, ama padişahlıkta da İsmet İnönü pek sevilmiyor. Mesela Fevzi Çakmak general olmasına rağmen başbakan yapılıyor. Fethi Okyar, Rauf Orbay. İsmet İnönü Cumhuriyet'le beraber başbakan oluyor ama hemen görevden alıyorlar. En fazla bir sene kalıyor. Daha ilginci, sonra tekrar başbakan olduğunda Dersim olayında İsmet İnönü Atatürk'e diyor ki, ben bu kadar büyük bir katliamın altına imzamı atmam. Bu işi çözerim. 5-10 kişiyi idam ederek çözerim diyor. Hayır diyor Atatürk ve
İsmet İnönü'yü, istifasını istiyor. Dersim katliamının 38 Dersim katliamının başbakanı Celal Bayar sonradan adı demokrat olan partiyi kuruyor. Evet, belki de İsmet İnönü ile ilgili ayrı bir program yapmak gerekir. Kesinlikle, çünkü Feriz Çakmak da o dönemin genelkurmay başkanı. Bak, üçlüye bakar mısın? Atatürk, Celal Bayar, Feriz Çakmak. O günkü MHP'nin oluşumu, CHP ve Demokrat Parti. Merkez Sağ dediğimiz parti. Evet. İsmet İnönü aradan çekiliyor. Dediğim gibi onu çektiriliyor. Bir İnönü üzerine gerçekten bu işi bilenlerin, başlangıcı olanların katıldığı bir programa ihtiyaç var. Bir 100 yılı işte bu sosyal medya üzerinden nasıl kutluyorsak, Cumhuriyeti de bu 100 yılını biraz böyle içi boş, sulandırılmış ya da biraz böyle üzeri soslanmış bir şekilde kutluyoruz. Asıl konuşulması gereken bunlar. Yani 100 yıl sonra nereye geldik diye. Yine ben Erdoğan'ın dünkü Filistin mitinginde yaptığı konuşmaya dönmek istiyorum. Bence izleyenlerimiz de, bütün vatandaşlar aslında, muhtemelen bugün Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmıştır o konuşmayı. Metin olarak ya da yeniden izlesinler. Biraz sabretsinler, izlesinler. Çünkü o konuşmanın içinde 2024 seçimlerinden sonra Türkiye'yi nelerin beklediğine dair ya da Erdoğan'ın kafasındaki Türkiye'ye dair bence çok önemli ipuçları vardı. Bir defa Erdoğan dünkü mitingde niyetini ya da içinden geçeni, arzuladığını açık açık söyledi. Türkiye'yi içinde demokrasi olan bir cumhuriyet yerine biraz daha Osmanlı'ya çevirmek istediğini aslında bazı cümlelerde üstüne basa basa söyledi. Bazı konuşmaların büyük bir bölümünü Osmanlıca'ya çevirip tarihleri değiştirsen, dünkü konuşmanın aslını hiç değiştirmeden bir padişahın konuştuğu diye tarih derslerine koyabilirsin. Ben de onun için o metnin okunmasını ya da o konuşmanın özellikle yeniden sabırlara sığınarak biraz sabretmek gerekiyor konuşmanın tamamını dinlemek için. Ama ben dün canlı izlerken notlar aldım. Bugün tekrar üstünden geçerek baktım. Evet, dediğiniz doğru. Erdoğan orada bir cumhuriyetin cumhurbaşkanı gibi değil, bir monarşi rejiminin neredeyse padişahı gibi konuştu. Verdiği mesajlar tamamen böyleydi. Bu mesajları kimseye danışmadan vermiş olması mümkün değil. O metin çok önceden hazırlanmıştır. Hemen geceden sabaha hazırlanmış bir metin değil. O cümleler de bilerek seçilmiştir. Zaten bugün yaşadıklarımız aslında Erdoğan orada anlatmaya çalıştıklarını açık açık ifade ediyor. Buna siz de programlarınızda örnekler verdiniz. Ben de örnek vermek istiyorum ki sondan başa doğru belki gidebiliriz. İşte daha Cuma günü, yani Cumhuriyet'in 100. yılından 3 gün önce biz bekliyorduk ki seçilmiş bir milletvekili cezaevinden çıkacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek. Olmadı. Şimdi bu Cumhuriyet için aslında... Pardon, Serdar, yanılıyor muyum bilmiyorum. Can Atalay yemin etti değil mi? Hayır. Yemin etmesi için meclise gelmesi gerekiyor. Can Atalay seçildiğine dair mazbatasını aldı. Mazbatası avukatları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Can Atalay'ın özlük hakları işlemeye başladı. Yani şu anda milletvekili, aynı zamanda İnsan Hakları Komisyonu üyesi. Maaş alıyor. Alıyor. Bütün şeylerden yararlanıyor. Ya ben bir dahaki seçimde hapiste olmak üzere milletvekili olsam fena sayılmaz bu iş. Masrafım yok. Maaş alacağım. Mahkumiyet kararı olmaması lazım ama onaylanmış. Yani, hayır, ben yeni suç işlerim. Şu anda mevcut suçlarınız da zaten
Yargılandığınız davalara bakınca o hakkınız var. Seçilirseniz milletvekili onların hepsi duruyor. Şimdi bilmem biliyor musun? Sen hiç polis adliye muhabirliği yaptın mı bilmiyorum. Hepimiz geçtik o yoldan. Çok büyük hırsızlık yapmayan hırsızların bir kısmı kışın kendilerini yakalatırlar. Doğru. Sıcak hapiste 3 ay, 4 ay, 5 ay dışarıda hiç masraf yapmadan içeride yaşamak için. Doğru. Böyle bir yöntem vardır biliyorsun. Ama şimdi bildiğim kadarıyla aynı şey, pardon lafını kesiyorum, toplu ikisini birden örnekle diye lafını kesiyorum. Benim dönemimde askerliğe gittiğimde işte ben de firardan hapishaneye düştüm. Akıl almaz yaşta insanlar hapishaneye asker kaçağı olarak geliyordu. Sonradan öğrendim ki Türkiye'de o zaman 100-150 bin asker kaçağı varmış. Ve bunların yarısından fazlasının yaşı ciddi ileri derecede. Neden? Asker kaçağının cezası belli. Askerlik de yakılıyor o dönemde. Askerliği de yakıldığı için hiç bitmiyor bu sistem. Yazın arazisine gidiyor, toprağını sürüyor ya da meyvesini topluyor, işte otunu topluyor, ne bileyim ben tütününü topluyor. Kışın geliyor kendi teslim oluyor birliğine. Firar ettiği için hapse atılıyor. Geçmiş askerliği yakılıyor. İşte 6 ay falan kışın hapiste geçiriyor. Tam tarla hasat zamanı serbest bırakılıyor. Hasada daha 15-20 gün var. Askerliğini yapıyor. Komutanlar da inanıyor ki bu sefer yapacak bu herif diyorlar. Hasat zamanı gene tüyüyor. Jandarma bunu yakalamıyor. Onlar da biliyor bu işi. Sırf bu yüzden kanun değişti ve asker kaçaklarının yani firar edenlerin askerliğinin yakılmaması kararı alındı. Bir de o güne kadar yaptığı sayılacak diye. Devletten bedava yeme metodu bu çünkü. Şey de kalktı, hapis de kalktı, para cezasından çevrildi. Evet. Ama şimdi bildiğim kadarıyla cezaevinde kaldığınız yerin elektrik parasını bile ödüyorsunuz. Yani o yüzden bazı şeyler artık... Sanıyorum hep vardı ya da işte yediğinizin ileride parasını size gönderiyorlardı. Bana hiç gelmedi ama o kadar da yaptım. Devletime faydam olmadı ya. Yani ben bir vatan haini olarak. Benden hiç para istemediler. Bir icra gelmesin. Yok ya, hatırlattım ben, değil mi şimdi salak? Evet, yani hatırlatınca şimdi eski dosyaları karıştırıp Mehmet Şimşek paraya ihtiyacı var. Dur, Ahmet Nesin'in borcu var mıdır yok mudur diye. Evet, faizi de bindirirsek. Evet, faizi de bindirerek zaten hiçbir yerden para bulamıyorlar. Hiç olmazsa eski defter, hani müslük tüccar. Hayır, tam defter bulmak üzereyken Erdoğan bir Osmanlı olup yani... Yolları kapatıyor. Orta yolda gidiyor derken herkes, aynı bu iktidar geldiğinde işte Mehmet Şimşek'e yardım edin diye liberaller gene yazmaya başladığında dedim ula biraz sabredin ula. Biraz sabredin. Şimdi gene bu Filistin, Hamas, İsrail meselesinde Erdoğan çok güzel dengeyi kurdu derken ula biraz sabredin işte Fazıl Say. Biraz sabredin. Evet. Sabretmeyince böyle oluyor işte. İşte bir 100. yıla kadar sabretselerdi, konuşmayı dinleselerdi, izleselerdi, sabretmediklerine pişman olurlardı. Bunu şunun için önemsiyorum. Can Atalay konusunda, yani Türkiye evet bir cumhuriyetse ve 100 yıllık bir cumhuriyetse, bu cumhuriyetin en önemli hukuki kurumlarından biri Anayasa Mahkemesi'dir. Kultan Kışanak. O da dahil. Onunki de çünkü ceza bitti. Önümüzdeki günlerde ona bir kılıf uyduracaklar. Şöyle uyduracaklar. Muhtemelen bir disiplin cezası falan uyduracaklar. Çünkü yani işte Can'a da aynı şeyi yaparlar diye korkuyorum. Ama Can Atalay'ınki çok da farklı. Yani Gülten Kışanak'ın onun gibi benzeri
mahkumiyeti doğal sınırları aşmış kişilere genelde uydurdukları cezaevinde bir disiplin suçu. Genelde onu yapıyorlar. Ama Can Atalay'ın ki böyle değil. Can Atalay, Cumhuriyet dediğimiz şeyin en yüksek yargı organı, Anayasa Mahkemesi tarafından kardeşim siz bu vatandaşın haklarını ihlal etmişsiniz dediği biri. Hatta bunun için devlete de gidin 50 bin lira ödeyin dediği biri. Şimdi siz eğer bir cumhuriyetseniz ve bu cumhuriyet bir hukuk devleti ise bu hukuk devletinin en üst kurumu olan Anayasa Mahkemesi'nin kararını koşulsuz olarak uygulamanız gerekir. Ama biz şimdi unuttuk. Yakın zamanda birinci derece mahkemeler Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımadılar. Bunu göz ardı ediyoruz. Yani şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı diye belki bu karar verilmedi ama önümüzdeki günlerde, yani bu hafta içinde, önümüzdeki hafta içinde bence muhtemelen pazartesi, hadi bilemediniz salı, mahkemenin Can Atalay'ın yani Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı biz tanımıyoruz kardeşim deme olasılığı çok yüksek. Şimdi böyle bir cumhuriyeti nasıl anlatacaksınız ya da bu cumhuriyetin 100. yılında ne diyeceksiniz? İçi boş. Hiçbir şey hayır demeyeceğiz. Biz mitingimizi 100. yıl için yaptık. Yorgunuz şu anda. Can Atalay için sokağa çıkamayız. Ya da Gültan Kışanak için sokağa çıkamayız. Onlar hapiste yatabilirler. Bu tabii gene kapitalizmin bulduğu bir sistem. Faşizmin, oligarşinin. Amerika'da hapishaneler özelleştiriliyor. Özel insanlar alıyor. Orada ne yapıyorlar? İşte çip yapıyorlar bilmem ne. Fabrikada çalıştırsa çok yüksek maaş verecekleri insanları hapishaneyi satın alarak hapishanedeki insanlara bedava yemek ve işte biraz harçlık sigara parası vererek o insanları kullanıyorlar. Tabii. Çok ciddi asgari ücretin çok altında vererek. Tabii, oradan sonradan şöyle bir şey gelişiyor. Tabii hapse giriyorsun ama bir çıkışın var. Aldıkları ihalede iyi olan insanların tahliyesi gelmesine bir hafta kala hapishane bu. Cezada suç işlemen çok kolay. Tahrik çok kolay. Orada bir tahrikten adamlara suç işletip tahliyelerini engelliyorlar. Evet, yani Can Atalay'da bu söz konusu değil ama Gülten Kışanak ve onun gibilerde bu söz konusu. İki kere uyardım Can Atalay'da gene söz konusu değil dediğin şeyi. Faşizm ve kapitalizm çok rahat bir şekilde bir bahaneyle yapıyor. Yapıyor. Yani kuşkusuz. Şunu söylemek istiyorum. Birincisi Cumhuriyet... Osman Kavala'ya dava, beraat ettiği davadan tekrar ceza niye verildi? Yeni bir dava. Ajan diye araya bir dava sıkıştırmadılar mı? Doğrudur. Osman Kavala'nın da tahliye edilmesi gerekiyordu. Tahliye etmediler. Osman Kavala'yı cezaevinde beklettiler. Hemen bir soruşturma açıldı. Savcı hemen bir tutuklama kararı çıkardı. Mahkeme hemen tutukladı ve cezaevinden hiç çıkmadan yeni bir suçla karşı karşıya kaldı. Kapıdan birisi daha dönmüştü ama kim dönmüştü hatırlamıyorum şimdi. Yani ben çoğunluğunun çıkamadığını biliyorum. Şimdi Gülten Kışanağ'ın sanıyorum 7 yıl yargı, yani 7 yıl yargılamasının bitmemesi nedeniyle 7 yılın üzerinde yatıramıyorsunuz. Yatıramamanız rağmen 7 yılı doldurmuş olmasına rağmen salı vermiyorsunuz. Şimdi bunun bir açıklaması var mı? Yok. Yok. Ama muhtemelen uyduracakları gerekçe dediğim gibi ya yeni bir dava açacaklar, yeniden bir tutuklama kararı çıkartacaklar veya cezaevinin disiplini nedeniyle işte tahliyesinin şu kadar uzaması diye bir karar çıkaracaklar. Bütün bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman işte 100. yılını kutladığımız cumhuriyetin içinin demokrasiyle doldurulmadığı zaman ya da hukukla doldurulmadığı zaman hangi sonuçlara vardığını düşünüyoruz, görüyoruz. Bunlar örnekler oluyor. O zaman 100 yıl geriye dönelim. İşte konuşmamızın başında söyledik. Orada da bir meclis-i mebusan vardı. Bir padişah vardı. Ve o meclis-i mebusanda bir takım kanunlar çıkarılıyordu. O da seçimle geliyordu. İşte 50 bin nüfuslu, nüfusun 50 bine denk gelen bölgelerinden birer milletvekili seçerek bir meclis-i mebusan oluşuyordu. Ve o meclis-i mebusanda işte kanun çıkarıyordu. Onun içinde de şikayet neydi? Hukuk yoktu, demokrasi yoktu. Yani padişah istediği zaman feshediyordu.
Şimdi 100 yıl sonra geldiğimiz noktada daha 2022 seçimlerinde yaşamadık mı? Erdoğan'ın meclisi feshetme yetkisi var mı yok mu diye çok uzun süre tartışıldı. Ama sonuçta görüldü ki Erdoğan kanunun uygulamasını değiştirerek bir nevi meclisi feshetti. Yani erken evet. seçim kararı aldı, meclisi feshetti. Zaten var olan meclis Erdoğan'ın ve de Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani Bahçeli'nin milletvekili çoğunluğuyla bütün istediği yasaları istediği gibi değiştirmiyor mu? Yani Erdoğan'ın elindeki yetki şu anda sadece anayasanın ilk 4 maddesine geçerli değil. Onu değiştiremiyor. Onun dışındaki bütün maddelerini istediği gibi değiştirebiliyor. Meclis çoğunluğu var. Ki yeni mevcut anayasaya göre yani Erdoğan'ın artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediği başkanlık kimisinin başkanlık diye nitelediği bu sistemde Erdoğan 360 milletvekilliğini bulduğu zaman anayasanın ilk 4 maddesi hariç şu anda öyle görünüyor. İlk 4 maddesi dışındaki birçok maddeyi değiştirebilir. Referanduma çünkü götürebilir. 360'da değiştiriyor. Hayır 360'da değil. 400'de değiştiriyorsun. 360'da referanduma mı götürüyor? Bir dakika kafam karıştı. Benim bildiğim 360'la değiştiriyor. Nitelikli çoğunluk 5'te 3 o. Yüce Divan'a sevk 400 milletvekiliyle. 400. Evet. 360 ihaleye çıkıyor. Evet. Yani 5'te 3 360 oy alıyor. Şu anda da zaten referandum. Evet. Mevcutun meclis yapısıyla Erdoğan'ın bunda 360'ı bulmakta çok zorlanacağını sanmıyorum. Canım şimdi Ahmet Davutoğlu dünkü toplantı için yalvarmadı mı? Bu ne demektir? Her türlü sana desteğe varım. Eskiden de abimdin zaten beraber karar alıyorduk diye açıklama yapmadı mı? Evet. Benim söylemeye çalıştığım da işte bütün bunları bir arada değerlendirmek. Yani mevcut meclisin yapısını göz önüne alalım. Erdoğan'ın mitingde söylediklerini göz önüne alalım ve 2024 yerel seçimlerinden sonra 2028'e kadar bir daha seçim yapılmayacağı, seçim olmayacağı gerçeğinden yola çıkarak biz aslında 2024 Nisan'ından itibaren Türkiye'yi neyin beklediğini bu konuşmada ve bugün yaşadıklarımızdan görebiliriz. Ben bu konuda çok ümit var olanlardan değilim. Yani 2024'ten sonra Türkiye'nin 100. yılını kutladığı Cumhuriyet'in çok arayacağını düşünüyorum. Çünkü içinde demokrasi ve hukuk olmayan ve her geçen günde demokrasisi ve hukuku boşaltılan bu sistemin 100 yıl önceki padişahlık sistemine neredeyse birebir benzediğini ve daha çok benzeyeceğini düşünüyorum. Onun için Can Atalay kararının uygulaması ya da sonucu ya da Gülten Kışanağ'ın ya da onun benzeri ona benzer davalarda ki alınan sonuçlar işte daha 3-5 yıl önce Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum diyen ve bu yolu açan birinci derece mahkemelerin kararları Türkiye'yi öyle bir yere getirdi ki artık 100 yıl öncesini sanki 100 yıl sonrasıymış gibi kutluyoruz. İçi bomboş, içinde hiçbir şey olmayan, demokrasinin hiçbir zerresinin kalmadığı bir sisteme doğru gidiyoruz. Ben onun için Erdoğan'ın Filistin konuşmasının, Filistin mitinginde yaptığı konuşmanın bu hazırlıkların ya da Erdoğan'ın bir süredir özellikle bu seçimlerden sonra, Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra kafasında kurduğu projenin bir adımı diye düşünüyorum. Bu yani İsrail ile Hamas arasındaki savaşın da Erdoğan'ın birdenbire böyle değişmesinin asıl nedeninin evet ben böyle yaparsam önümüzdeki dönem yapacaklarıma yol açarım diye düşünmesinden kaynaklandığını öyle görüyorum, öyle okuyorum. Çünkü gerçekten ona hizmet ediyor. Söyledikleriniz ya da Erdoğan'ın dün mitingde söyledikleri hem Mehmet Şimşek'i ya da Erdoğan'ın seçimden sonra ortaya koyduğu ekonomik yaklaşımı hem de işte değişim olsun diye
istihbarattan alıp getirip Dışişleri Bakanı yaptığı, daha önce Erdoğan adına aslında gizli bir Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'ın Hamas ve İsrail arasındaki savaşla ilgili söylediklerini hepsini boşa çıkarmış vaziyette. Yani Türkiye'yi boşa çıkarmış vaziyette. Şu anda hiç kimse hiçbir şey yapamıyor bence. Erdoğan'ın gözünün içine bakıyorlar. Çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın aldığı kararlar da bir işe yaramıyor. Asla. Çünkü işte geçen hafta yani 3-4 gün oldu, 5 gün oldu. Yine faiz arttırıldı. Hiç kimseden ses yok. Ve de ekonomiye olumlu anlamda bir etkisi yok. Tıpkı Mehmet Şimşek'ten önce olduğu gibi şu anda Merkez Bankası geçen ay para satıyor. Para satıyor arka kapıdan Merkez Bankası. Arka kapıdan hala para satıyor. Mehmet Şimşek de nereye dolanıyor? Arap ülkelerini dolanıyor. Yani şimdi dolandığınız Arap ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu'na dönüşü kabul ederler mi? Hayır. Bunun için size para verirler mi? Vermezler. Mehmet Şimşek'in çok etkisi var dediği Birleşik Krallık, Avrupa, Amerika size bu söylemlerinizden sonra bırakın para vermeyi, yatırımcı gelir mi? Gelmez. Şimdi bir şeyi ben mi değişik düşünüyorum, yanlış da düşünüyor olabilirim. Erdoğan'ın bu çıkışı işte İsrail'le olan ticari ilişkilerimiz falan diye herkes gene konuşmaya başladı. Bu çıkış İsrail'le olan ekonomik ilişkileri mi bozar? Yoksa bana göre bütün dünyada global sisteminin büyük bir çoğunluğuna sahip olan Yahudi sisteminin bunu eleştiri anlamında söylemiyorum. İşte yani niye kola fabrikası, niye Starbucks'a hücum ettiğimiz saçma sapan şeyler yaptığımızdan şeyi söylüyorum. Ya o global sistem bir ciddi tavır almaya başlarsa, bir ay alması yeter o global sisteminin, dünya sisteminin sana işte şu arabayı göndermiyorum, şu yedek parçayı göndermiyorum diye dünyadaki 20 fabrikayı bir ay, iki ay böyle yapsa allak bullak oluruz. Yani 10 Mehmet Şimşek kurtaramaz. Allak bullak oluruz ama Erdoğan istediği bu bence. Tam seçimlere giderken böyle bir şey istiyor. Bir ambargo, Avrupa'dan bir haytuk çıkış. Çünkü Erdoğan biliyorsunuz her seçimden önce sever, bir düşman yaratır. Özellikle de dış güçlerdir bunlar. Bizi bunca sene dış güçlerin nasıl ekonomimizi bozduğuna, nasıl şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ama bu benim dediğim sistem olursa, ki umarım olmaz. Bu çünkü Erdoğan da devirir ama ona rağmen istemem. Çünkü bu doları ve euroyu birdenbire 35'lere, 40'lara, 50'lere falan çıkartır. Yani Erdoğan'ın da isteyeceği, bak 50'ye rağmen bunlar 50'ye çıkarttı doları deyip de seçim kazanacağını zannetmiyorum. Yani halkımıza çok güvendiğimi söyleyemem ama ben babamın oranlarını söyletme bana, bu kadar da değildir yani. Ama ben Erdoğan'ın bunu yapacağından eminim. Çünkü yani bu şunu getiriyor. Diyelim ki demokrasi, içinde demokrasi olan bir cumhuriyette para dolaşımını kısıtlayamazsınız. Yabancı para dolaşımını kısıtlayamazsınız çünkü serbest piyasa falan diyeceksiniz. Şimdi bunu kısıtlamanın yolu doların ve işte avronun ya da döviz cinsinden olan paranın fiyatlarının sizin söylediğiniz yüksek oranlara çıkmasıdır. Bu oranlara çıktığı zaman yasaklayabilirsiniz. Bir cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin cebinde 100 dolardan fazla para olmayacak. Olanlar yakalanırsa hapsedilecek diye bir karar çıkarabilirsiniz. Bunun önünde bir engel yok. Yeter ki bunun altyapısı hazırlansın ülkede. Yani ben o altyapının ağırda olsa hazırlanmaya çalışıldığını düşünenlerdenim. Yani Erdoğan'ın kendisinin yapmak istediği ama içinde bulunduğu sistem nedeniyle yapmakta zorlandığı şeyleri
bu şey gibi işte, Kuzey Irak'a geçeriz, oradan Türkiye'ye iki füze fırlatırız. O iki fırlattığımız füzeyi de bahane edip Kuzey Irak'ı işgal ederiz ya da Suriye'yi işgal ederiz. Mantığının dayandığı nokta bu. Ya da işte meşhur bu Almanların tiyatro yangını hikayesi. Yani Erdoğan'ın yapabileceklerini ya da kafasından geçenleri yapabilmesi için bir altyapı hazırlaması gerekiyor. Ülkenin buna hazır olması gerekiyor. Şimdi durup dururken bir gece ansızın gelebiliriz cümlesini kurmazsınız. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı bir gece ansızın gelebiliriz dediği yer için özür dilerim çok uzak. Yani biz İsrail'e bir gece ansızın nasıl gideceğiz? Yani bunu şey olarak, coğrafi olarak gerçekleştirmemiz mümkün mü? Üstünden geçmemiz gereken ülkeler var. Yani bizim dışımızda ülkeler, biz sınır değiliz yani. Ya Suriye ile bir biçimde anlaşmak zorundayız, ya Irak'ın üstünden bir yerden, İran'ın köşesinden bir yerden ya da alt taraftan, Körfez'den bir yerden gitmemiz lazım. Şimdi koskoca emperyalist devletlerin, yani Amerika gibi, İngiltere gibi uçak gemilerini getirip Gazze'nin karşısına konuşlandırdığı bir ortamda biz bir gece ansızın nasıl gideceğiz? Belki Selçuk Bayraktar hala gemide, nereden biliyorsun? Selçuk Bayraktar gemideyse o zaman daha kötü halimiz. Çünkü biz en azından o buradayken, yani Türkiye'deyken bir şeyler yaptığını duyarak gaza getiriyorduk milleti. Eğer bir daha Selçuk Bayraktar'ın Amerikan gemisinde, ki ben sanmıyorum, öyle bir resmi çıkar mı ya da onu sildirmek için şu andan sonra uğraşır mı? Uğraşır. Çünkü hem bağırıp hem de gidip oralarda resim çektirmez insanlar. Ya da görüntü vermezler. Ya bunlar şanssız mı acaba yani? Ulan 10-15 gün arayla olur mu? Yazık değil mi adama ya? Bence sonra Erdoğan fotoğraf çekti, sonra biz yani Filistin ve Irak, İsrail'in bu noktaya geleceğini bilme olasılığı yok. Tahmin edemedi bence. Bence tahmin edemediği için böyle bir duruma düştü. Şanssız mı çocuklar ya? Evet, Erdoğan da biliyor. Yani Erdoğan şu gerçeği biliyor sonuçta. Ama Hamas liderleri İstanbul'da olduğu için Erdoğan biliyor olup damadı bilerek mi gönderdi acaba? Yani git bu gemiyi bir incele, bak yakında gelecek. Biz bilelim, saldırırız bu gemiye mi dedi? Senin İHA'larla İHA'larla ne bileyim ben ya. Bugün gül diye söylemedim, burada ciddi konuşuyoruz galiba. Bugün bizim 100 gemimiz Boğaz'dan geçiyor. 100. yıl şerefine Boğaz'dan geçiyor. Bence onların birindedir. O kadar uzağa gitmemiştir. Yakındadır çünkü o bir tane en son Anadolu gemimiz var bizim. Ondan bir üstüne Anadolu uçak gemisi. Üstüne uçak koydular ama uçak tabii kalkamıyordu. Şimdi belki bugün üstünden bir SİHA kaldırırlar. Onun içinde bayraklara ihtiyaç var. Yani niye SİHA'lar helikopter gibi kalkabiliyor mu? Hayır. Ama o yani bizim mevcut Anadolu gemisinden ancak o mesafeden kalkıyor SİHA'lar. Kalkabilen SİHA yani. Normal kullandığımız savaş uçaklarının kalkabileceği bir mesafe olmadığı için SİHA'yı Anadolu gemisine göre yapmıştır o zaman. Ne bileyim ben. Evet, yani Anadolu gemisini alıp da bu hale getir. Onun için uçak gemisi demiyorlar ona. Ama üzerinden en fazla SİHA kalkıyor. Oradan bir SİHA kalkacaksa bugün 100. yıl şerefine, bayrakların oralarda bir yerde olması lazım ama. Ya bu Ecevit'in şiiri gibi oldu. Oradan bir SİHA kalkacaksa bir gün. Yani bunu biraz şanssızlık olarak değerlendiriyorum ama. 100. Ben yılda ciddi olamıyorum. Neden bilemiyorum. Bence dün Erdoğan'ın mitingde söylediği cümlelerin içinden böyle çekip alabileceğimiz ve Erdoğan'ın aslında bu savaşın neresinde olduğunu daha yani geçen haftadan bu yana ya da 15 günde nasıl değiştiğini, aslında değişmediğini. Hayır, değişmiyor. Evet, aslında değişmediğini. Erdoğan'ın kafasının arkasındakinin aslında bu olduğunu ama şartlar gereği önce öyle bir tavır takındığını ama sonra kendine biçtiği görevin verilmemesi neticesinde madem sizde şey vardır ya, beni sınıf başkanı yapmıyorsanız ben de sınıfı karıştırırım o zaman
mantığıyla çocukça bir davranış gibi geliyor bana. Ama yine üstüne basa basa söylüyorum. Dünkü Erdoğan konuşması, Erdoğan'ın 20 yıllık siyasi iktidarının önemli bir konuşmasıdır. Erdoğan bu kadar samimi, bu kadar içten ve bu kadar planlanmış bir konuşmayı daha önce çok yapmamıştı. Erdoğan hem dünü hem bugünü hem de yarına dair ipuçları verdiği önemli bir konuşmasıydı. Bence önümüzdeki günlerde bu konuşma irdelenecek. Şimdi bu 100. yıl nedeniyle biraz gargaraya geldi. Ama Erdoğan'ın o cümlelerinden, ki muhalefette de hisses yok, o da ayrı bir tartışma konusu. Kendi iç işlerine düştüler, kendi kurultay dertlerine düştüler. O yüzden Erdoğan'ın bu konuşmasından önümüzdeki... Kılıçdaroğlu kurultay değil, o hala şey arıyor, samanlıkta bir sosyal demokrat arıyor. Evet, birine devredecekmiş ama kime devredeceği konusunda şimdi onun konusunda tahminler yapılıyor. Yani nasıl bir şeyse bu, o da bir padişahlık herhalde, babadan oğula. Tabii değil. İşte onu söylüyorum, yani demokrasiyi hazmetmeyince böyle, yani partinin liderini de ben bulurum, onu da ben yaparım, milletvekilini de ben belirlerim, belediye başkanı da, ilçe başkanı da, yani Erdoğan'ın bilmem ne beldesinin sokağının asfaltlanmasını Ankara'da imzalamasıyla o beldenin ilçe başkanını Kılıçdaroğlu'nun ya da işte Fatih Erbakan'ın ya da Temel Karamollaoğlu'nun imzalaması arasında bir yapıldığı işlerde bir fark yok. Onlar çocukken alıştırıyorlar, öğretiyorlar. Sonra başbakan olunca parti başkanına, aa ben bunu biliyorum zaten, yani ilçe başkanını da ben görevden almıştım ya da göreve devretmiştim diye geliyorsun, yadırgamıyorsun onu yani. Tabii, o yüzden zaten Erdoğan çok rahat ülkeyi yönetiyor. Yani Erdoğan'ın karşısına getireceğiniz şey yeni bir Erdoğan olunca ya da Erdoğan'ın karşısındaymış gibi görünenler, Erdoğan'ın kullandığı bütün siyasi taktikleri kullanınca Erdoğan'dan bir farkları kalmıyor. Ya bir parti lideri düşünsene, Devlet Bahçeli, yani bir tehdit ediyorsun, Amerika'ya savaş ilan ediyorsun. Sonra diyorsun ki ben onu Amerikan saatine göre söylemiştim. Ama bir şey değişmez ki. Aynı Erdoğan'da şeyde o one minute demişti. Sonra dedi ki ben onu şey söylemedim. Moderatör dedi dün ama gene moderatörü temize çıkarttı. Dün gene İsrail'e söyledi. İşte yani onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi iktidarın küçük ortağı 24 saat süreyi Amerikan saatine göre vermiştim bahanesini uydurunca nereden alıyor örneğini? Erdoğan'dan alıyor. Erdoğan. Çünkü Erdoğan yani onun... Filistin'e gönderilen gemi için aynı şeyi söylemedi mi? Bunu hangi başbakandan emir aldınız da yaptınız dedi. O dönemde bunu söylediği dönemde başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu ya da bir Yıldırım'dı, Binali Yıldırım'dı. Bu halk da o dönemin başbakanını incelemeyecekleri için kendisinden attı suçu. Tabii yani Mavi Marmara olayı böyle... Mavi Marmara'yı söylüyorum işte. Şeyde Dolmabahçe mutabakatını, bu mutabakat nereden çıktı demedi mi ya? Aynı şey. Bizim Kaşıkçı cinayeti vardı, gazeteci Suudi Arabistan'la. O da aynı şeye dönmedi mi? İlk gün... Rus uçağını ben düşürdüm, sen düşürdün kavgasını yapmadın mı bunlar? Evet. Yani biz niye tartışıyoruz bu ülkeyi, bu kadar saçma sapan bir ülkeyi ya? İşte o yüzden diyorum, 100. yıla şöyle ağız tadıyla kutlayacaksak bütün bunlarla, yani aslında bu yayının başından beri verdiğimiz örneklerin tamamıyla yüzleşmemiz gerekiyor. Aynı zamanda. Bunun yerine Aziz Nesin'den Rıfat Ilgaz okuyun gidin ya, ne uğraşıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi ya, yani bu kadar kayacak, o yüzden sen konuş, kesmiyorum hadi sen. Yok yani aslında izleyiciler de alıştı böyle karşılıklı konuştuğumuz zaman daha iyi olduğunu, onlar da farkına vardı. Ama yine dönüp aynı yere gelmek istiyorum. 2024'ten sonrasına dair ipuçları da vardı Erdoğan'ın dünkü mitingdeki konuşmasında. Yine diyorum, lütfen bulup okuyun. Lütfen zaman ayırın.
Bunu bir boş zaman uğraşı olarak görmeyin. Bir yıl sonrasını, 5 yıl sonrasını görebilmek için dünkü mitingde kullandığı cümlelerin arasındaki o mesajları iyi algılamak gerekiyor. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugünkü mevcut yapısı Erdoğan'ın dün konuşmasında söz ettiği her şeyi yapmasına olanak sağlıyor. Yani biz meclisi varmış gibi görüyoruz ama örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı şunu diyebiliyor. Kendi seçilmiş milletvekilini bırakmayan bir hukuk sistemine meclis başkanı ne yapsın? Gidip cezaevinden elinden tutup dışarı mı çıkaracağım diyor. Yani demokrasi olan bir ülkede bir meclis başkanı üstelik, yani Büyük Millet Meclisi Başkanı, Gazi Meclis diye adlandırılan meclisin başkanı böyle bir cümle kurabilir mi normal bir demokraside? Kimse ona git de cezaevinden elinden tut, kapıları kıra kıra içeri gir, Rambo musun sen? Kimse senden böyle bir şey beklemiyor. Senden... MHP'li Celal Adan'ın mikrofonu açık unutup sırsakıka söylediği. Evet. Yani o küfürü normal şartlarda demokrasisi olan bir ülkede bir mecliste söyleyebilir misiniz? Söyletirler mi yani? Ama Türkiye... Hayır bak bak ben şunu hep söylemek istiyorum. O lafı mecliste söyleyecek adam Avrupa batıda, Avrupa ülkelerinde, batı ülkelerinde meclise, senatoya milyonda bir olasılıkla seçilir. Doğru. Yani ama öyle bir adam zaten ne Hristiyan Demokrat Parti, ne Sosyalist Parti, ne Liberal Partiler tarafından böyle bir adam meclise sokulmaz zaten. Celal Adan gibi 70'lerde, 80'lerde bir takım ülkücü cinayetlerde adının geçtiği bir adamın milletvekili olma şansı ancak Türkiye gibi bir ülkede. Adını soyadını değiştiren Kahramanmaraş olaylarının en büyük sorumlulardan bir tanesi, yargılanan adam ancak Türkiye'de meclise girip ondan sonra da bir de insan hakları komisyonuna girer. Evet, öyle bir de bir ironi olur ama tek örnek o değil ki. Temel Karamollaoğlu. Aynı partiden başka örnek verelim. Nasıl bir örnek olsun? Son bu kendi ülkücü arkadaşları Sinan Ateş'in cinayetinden sonra epey bir tartışma yaşandı ve bu işin ucu Milliyetçi Hareket Partisi'ne, MHP'ye kadar uzandı. Tam o uzanış sırasında bir Mersin milletvekili vardı. Hepimizin bildiği, tartışıldı ismi, onun organize ettiği, yönlendirdiği, planladığı falan birçok şey söylendi. Sonra baktık ki milletvekili listelerinde 4. sıraya atılmış, bir nevi cezalandırılmış gibi, işte oradan seçilemedi, milletvekili olamadı. Geçen hafta ne gördük? Danışman. Ne danışmanı bir de? Türkiye Büyük Millet Meclisi danışmanı. Yani seçilmiş olmanız ya da seçilmemiş olmanız... Adam ama eski meclis üyesi, yani tecrübesi var. Bence sen kıskanıyorsun galiba. Evet, ben kıskanıyorum. Yani bütün bunlar kıskançlıktan kaynaklanıyor ama kafa yapısı bu. Biz aynı tesbihin taneleriz diye böyle ikisi karşılıklı tutuyor bile aynı tesbihi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Benim orada en çok güldüğüm şey oldu. Kimdi bilmiyorum ama bu, yani bu ülkede insanlar gerçekten espri yeteneklerini kaybetmemişler. O fotoğrafta çoğunun dikkatini çekmemiştir. Benim de çekmedi. Bahçeli'nin sol arka tarafında üç tane çanta duruyor. Birisi demiş ki o çantalarda ne getirdiniz? Buna benzer çok paylaşımlar vardı. Gerçekten fotoğrafın... İlk dilekten mi çıktı bilmiyorum ama ben ilk dilekte okudum. Avukat dilekte okudum. Doğru. Çünkü 3-4 ayrı fotoğraf, çantalar değişiyor. Bazısında 4, bazısında 3. Bir de yani baktıktan sonra inanamayıp fotoğrafı indirip bir de baktım, yani büyüterek baktım hakikaten diye çantalarda ne özelliği varmış diye. İşte düşünün Türkiye'deki, yani şey değil mi? Türkiye'de Bahçeli yanlış anlama, çantanın içi dolar.
Yani içine bir şey koyarsın, o dolar. Ha, anladım. Doldurmak eylemi o, fiil olarak. Tabii, tabii, tabii. Dolar. Ama Türkiye bunlara çok yabancı değil ki. Hatırlayın 17-25'te evlerde, ayakkabı kutularında döviz çıktı, dolar çıktı. Sonra ne oldu? Bu paralar onların değilmiş, yok cami parasıymış, yok bilmem neymiş dendi. Sonra bir de faiziyle geri ödediler. Faiziyle. Faiziyle geri ödediler o parayı. İşte bunların hepsi aslında Türkiye'nin, hani o meşhur bir kurbağa deneyi var. Hulusi Akar kaç para harcayarak cami yaptırdı? Bilmiyorum, hiç görmedim faturalarını. Sanıyorum 1 milyon. Bir genelkurmay başkanı büyük bir cami yaptırdı. 1 milyon lirayı nereden bulmuş? Kimse sormadı. Ben rakamda yanılıyor olabilirim. Diyelim ki 100 milyon. 100 milyonu nereden buldun? Cami yaptırma derneği kurmuş. He? Cami yaptırma derneği kurmuş o zaman. Ya o öyle para topladı. O zaman o para ondan fazla mıydı da sen 1 milyonunu oraya verdin? Kimse sormuyor bunları. İşte çantanız varsa dolar oluyor o zaman. Oraya dönüyor yani. Mutlaka dolar. Ya demek ki önce çanta edinmek gerekiyor. Evet, de bunun bir de boşaltması var babacığım. Onu henüz ben de sıfırlama yöntemleri konusunda gelişmiş biri değilim. Çünkü öyle bir çantam hiç olmadı. Dolar mı dolmaz mı onu da bilmiyorum. Bir de o dolduktan sonra evet dediğiniz gibi bir de boşaltma sorunu var onun. Bayağı meşakkatli bir iş aslında. Onların işi de zor yani. Evet, yani zor iş. Cumhuriyet zor, 100. yıl kutluyorlar. Bugün mesela Erdoğan böyle dingelmiş, öyle bir kuyruk olmuşlar. Erdoğan'ın elini tokalayarak geçiyorlar. Kadının bir tanesi elini sıkmadı. İkisi birden böyle göğüslerinden selamlaştılar, gitti. Evet, o da yeni değil mesela. O da birkaç dönemdir var. Yani Abdullah Gül'den başladı. Bunu ilk yapan Yeni Akit'in Ankara sorumlusu Serdar, soyadını unuttum şimdi. Abdullah Gül'ün resepsiyonuydu. Gene 29 Ekim'de Serdar'la Yeni Akit'in, o zaman Akit'ti. Akit gazetesinin eşiyle gelmiş. Şimdi Emine Erdoğan, Çaman, Fahri Nusa Gül ve Abdullah, evet, Gül böyle karşılarında bunlar var. Aynı anda karı koca, karşı tarafta karı koca ellerini uzattılar ama çapraz durumdalar. Abdullah Gül'ün karşısında Serdar'ın eşi var. Serdar da Fahri Nusa Gül'ün, Abdullah Gül'le Fahri Nusa Gül'ün elleri, Fahri Nusa Gül'ün elleri havada kaldı. Evet, hatırlıyorum. İşte böyle yaptı. Tabii el kontrolünde Abdullah Gül'ün gözü elin gittiği yere doğru kaydı. Olsun, o günah değil ama resepsiyonda ilk olay odur. Doğru. Ya ondan önce de vardı. İlk AKP'nin, hatırlıyorsanız, iktidara geldikten sonra Genelkurmay'da ve benzeri yerlerde verilen resepsiyonlarda önce alkolü kaldırdılar. Hatırlarsın. Evet. Hangi komutandı masama rakı istiyorum diye. Evet, böyle tartışmalar oldu. Sonra Ergenekon'dan hapse giren komutan. İşte ne oldu ama? Yani öyle bir şey oldu ki, bak Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor mantığına ulaştırıp onu bile lehlerine çevirdiler. O yüzden diyorum ben, Erdoğan'ın 2024'ten sonrası, önce bu 20 yıl iktidarını, özellikle de 2007'den sonrakini ve şimdiki yaptıklarını bu konuşmada iyice gördüm ve bu konuşmadan 2024 ve sonrası için neler düşündüğünü de orada hissettim ya da öyle analiz ettim. O yüzden biraz sıkıldım. Ama yani, belediye başkanıyken şeriat istediğini açıklıyor zaten. Hatta Aziz'inden olan konuşmasında Hulki Cevizoğlu'nun, şimdiki AKP milletvekili kardeşimizin, o zaman Erdoğan'a karşı bir adamdı. Şimdi Yalakası milletvekili oldu.
O programı da izlesinler. Erdoğan izlemedi şeriat istediğini. Erdoğan zaten gizlemiyordu bunu. Erdoğan ne zaman ki kendisine bunu gizlemelisin. Biz demokratlar onların bu söylemlerini gizlemeye çalışıyoruz. Evet, maalesef. İşte o yüzden diyorum. Yani Erdoğan aslında bu konularda kendi baktığı mantıkla dürüst davranıyor. Yaptığı işler dürüst davranıyor. Yani tercihleri, yaptığı atamalar, konuşmaları. Yani şimdi Devlet Bahçeli durup dururken Anayasa Mahkemesi kapatılmalı demiyor. Yani bunun bir altyapısı var. Bir görev bölüşümü var. Bu sistemi, yani Cumhuriyet denen sistemin içinde demokrasi olmadığı sürece her ikisi de çok memnun. Ve böyle gitmesini istiyorlar zaten. Yoksa 20 yıldır iktidarda, 22 yıldır iktidarda olmaları kolay bir şey değil. Yani iktidarda kalmalarının temel nedeni bu. Demokrasiyi kendileri için gerektiği yerde kullanmak ama demokrasiden olabildiğince uzak durmak. Cumhuriyetle demokrasiyi bir araya getirirlerse, çünkü her ikisinin de iktidar olma ya da siyaset yapma olasılıkları yok. Sadece onların değil, onun gibi düşünen milyonlarca insan var bence. Yani devleti yönetme noktasında olan ya da siyaset yapma noktasında olan. Aynı demokrasisizlikten muhalefet de yararlanıyor. Yani biz eleştirdiğimiz iktidarın karşısına konuşlandırdığımız muhalefet de aslında iktidarın kötü bir taklidi. Hal böyle olunca vallahi seçim sonuçları da işte en son yaşadığımız tabloyu ortaya çıkarıyor. Evet. Evet Serdar, teşekkür ederim. 100. yılın kutlu olsun. Demokrasinin 1. yılını ne zaman kutlarız? Türkiye, Orta Doğu demokrasinin ne zaman kutlanacağını görür, onu bilmiyorum ama demokrasi geldiğinde bu partilerin hepsi kendilerini feshetmek zorunda kalacaklar. Çünkü demokrasinin gelmesi demek, atıyorum, Kürt meselesinin anında çözülmesi değil ama çözüm yolunda çok ciddi adımlar atıldığı bir Türkiye olacak ve o zaman da MHP'nin söyleyeceği bir şey olmayacak. İşte laisizm çok ciddi bir şekilde işlemeye başlayacak. O zaman Fatih Erbakan'ın Saadet Partisi'ni yeniden refahın, işte ne bileyim ben, bunlara gerek kalmayacak. Türkiye Cumhuriyeti kurduğundan beri bütün bu sorunları Osmanlı'yla beraber gelen eğitimsizlikle, işte matbaanın 300 yıl geç gelmesi, kitap gazetenin 300 yıl geç basılmasıyla oluşan ortamdan ve kendi dinin kitabını okumamasından kaynaklanan nedenden dolayı demokrasinin hiç yaşanmadığı bir ortamda yaşıyoruz. O yüzden 100. yıldan sadece adı Cumhuriyet ama İngiltere monarşi, Türkiye Cumhuriyet ama Belçika monarşi, Hollanda monarşi, Almanya haricinde neredeyse hepsi monarşi. O yüzden daha uzun yıllar uğraşacağız gibi geliyor bana. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, haftaya görüşmek üzere Serdar.